Evet beyler, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün keyifler yerinde mi? Hayat nasıl? Nasıl gidiyor? Yol güzel yol ya. Baktım biraz, inceledim. Bir imparatorluk kuruyorsunuz. Bu imparatorluk da Slav-Türk karışımı bir imparatorluk oluyor. Aslında mantıken güzel bir imparatorluk oluyor. Çünkü hem Slav korlarını alıyorsunuz, hem Türk korlarını alıyorsunuz. O yüzden güçlü bir imparatorluk diyebiliriz. Bir de güncellenmiş. Normalde yol bu kadar geniş bir yol değildi. Bu Kozaks yolu. Küçücük bir yoldu. Şu an güzel duruyor yani cidden. Kozakları da anlatırım. Çünkü Kozaklar Türk değil mantıken ama Türk olarak görülüyorlar gibi bir şey. Bu yolda arkadaşlar Slav korlarını ve Türk korlarını aynı anda alabiliyorsunuz. Ama genel olarak Slav korları. Bunlar nelerdir? Bulgaristan'dır, Yugoslavya'dır, Polonya'dır, Çekoslovakya'dır ve Sovyet Rusya'dır. Kozak yolu kısaca Osmanlı tarafındaydı ve sol tarafa çekilmiş. Sol taraf neresiydi? Selçuklu ve Yunanistanlı birleşme yoluydu, Bizans yoluydu. Selçuklu ve Bizans'ı oynamıştık ama Kozak yolu yeni geldiği için daha herhangi bir şekilde oynayamamıştık. Direkt İran üzerindeki Türk topraklarını alabiliyorsunuz ve İran'ı annekseyebiliyorsunuz. Onun sonrasında Ukrayna'nın tüm topraklarına kor alabiliyorsunuz. Kozakların genel yaşadığı bölge olarak sayılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun sonrasında Cossacks Army diye bir buff'ımız var. Army Experience'ı kısarken Division Speed'i arttırıyor. Recruit Population'ı kısarken de Division Attack ve Cavalry Attack defensimizi arttırıyor. Aslında atlı birim basabiliriz istiyorsanız bugün. Onun sonrasında Slavik topraklara Demand'ler atıyoruz ülkelere. Bunlar Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Polonya. Sonrasında Sovyetler Birliği'ne de saldırabiliyoruz. Çekoslovakya da var burada. Çekoslovakya'dan sonra da eğer Sovyetler Birliği'ni annekseyebilirsek oradaki tüm topraklara, tüm Slav topraklarına kor alabiliyoruz. Aynı şekilde Turan'ı da kurabiliyoruz bu yolda, haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Turanist Ambition fokusunu direkt açıyor. Kozakları anlatmaya gerek var mı? Kozaklar ya Rusların içindeki halklardan biri diyebiliriz aslında. Bunlar kıyı kentlerinde yaşıyorlar. Rusların sınırlarını koruyarak Ruslara destek veriyorlar. Onun dışında Türk değiller. Türk olarak gören de var ama Türk değiller. Ama Türklere çok benziyorlar. At biniciliği, okçuluk, mokçuluk olsun. Bundan başka söyleyecek bir şey de yok. Abi ne zaman facecam açacaksın? Çok görmek istiyorum. Yakışıklı mı? Elim oğlum ben. Chat'te niye ayak muhabbeti var ya? Osmanlı isminin diğer anlamının ayak iskelesi oldu. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Bugün kime kaldırıyoruz? Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldığı şeyleri indir. Ne demek lan? Bugün tüm Slav topraklarına ve Rusya'ya kaldırıyoruz. Tabi Almanya bize dokunmazsa. Kaldırabilecek miyiz peki? Bakalım kaldırabilecek miyiz? Abi bana Twitter'dan niye bir şeyler atıyorsun? Oha! Şimdi ne yapalım? Hemen Atatürk'ü gönderelim. Improv atmamız gerekiyor. Bu improvlar sayesinde de biz ilişkilerimizi yükselttikçe buradan fabrika alacağız. Bakalım fabrikamız kaç artacak? Bunu görelim. Evet, Atatürk'ün ölme event'ı geldi. Hemen onu kenara atalım. Onun dışında eğer Kıbrıs ve Rodos sizin elinizdeyse size military ve naval dockyard verebiliyor o toprakları. O yüzden bu fokusu Kıbrıs ve Rodos'u almadan önce gitmeniz daha mantıklı. Aynı şekilde burada da Avrupa'nın mayor devletleriyle ilişki kasarsanız onlar da size military veya sivil verebiliyor. Bizim bir tane yayını vardı ya. Süt tozu yayını. Abi onun yorumu çok komikti ya. Birisi şey demişti, bu gençler haddini bilecek demişti. Siz chatten atlan Menderes'e laf edince. Beni tehdit etmişti. Savcılığa vereceğim yazmıştı. Vermedi reis. Şimdi arkadaşlar bakın yine anlatıyorum. Allah rızası için artık şunu yazmayın. İç savaşta neden bu kadar güçlü çıkıyorsun vesaire diye. Hile mile yapmıyorum. Bakın burada bunun fokusu var. Burada gidip abi ülkenin belirli bir kesimi var değil mi? Gelenekçi kesim. Bu gelenekçi kesimle anlaşıyorsunuz. Biz de gelenekçiyiz diye. Tamam mı? Sonra onlar size katılıyor. Ve siz iç savaşta daha fazla division çıkıyorsunuz. O yüzden eğer bu iç savaş yolunda daha fazla division'da çıkmak istiyorsanız buradaki yola gideceksiniz. Bu fokusu gittiğiniz zaman iç savaşınız daha rahat geçiyor. Bunu anlayın artık lütfen. Yardımın başlıyor. Evet, Kozak yoluna geçiş sağladık arkadaşlar. Pavel Bey başımıza geldi. İsmimiz Turkish Cossack Empire oldu. Max Factory State'imizi -50 kısıyoruz. Evet. Özel Cossack division'ları geldi. Şunların bir template'ine bakalım ne durumdalar. Ha bunlar da hiç güzel değil ki. Atam Atay nerede? Sorgulama. Kozaklar Kürt bence. Olabilir. Sovyet'e de Kars Ardahan'ı verirsin artık. Veririz canım, ne olacak? Şurada ufak bir save alalım. Almanlı savaşa girilmez çünkü bu dönemde. Şimdi sıra Macar'da, ondan sonra direkt Yugoslavya'ya gideceğim. Yugoslavya'dan sonra da Yunanistan. Sonra kaldı Sovyetler Birliği. Kozaks ile Turan gelir mi hocam? Bugün Turan deneriz ya. Ne diyorsunuz?
Ama bu Suriye'yi nasıl alacağız? Hadi ver bu da Budapeşte'yi de aslanım. Hop verdi. Hain Kostok. Hayır ya. Ben bu olaydan nefret ediyorum. Yine toprak bırakmam umarım burada. Neyse şu alüminyumlu toprağı garanti alayım da şöyle. Fransız Suriye'sini demand atacağız. Çünkü Turan kurmak istiyoruz da bize en büyük engel o. Oo, Max Factory State'imiz bitti. Ülkede Max Factory State diye bir şey yok. Papıtlara basacağız mecburen. Bunlardan almaya çalışacağız ki bunlardan da fabrika alamayacağız. Bana da ballı demezsin. Mevzu şanssızlığı diye bir şey var bu hayatta. Artık Romanya ve Bulgaristan'a annekseyelim diyorum State Transfer Tool'la. Ne diyorsunuz? Ama bu sefer de slot kalmayacak. Yani bu fabrika nereye gidecek? Bir baba soruyor. Kime kalacak bu vatan? Oğlum İran'ı anneksedik lan galiba arada. Vallahi İran'ı anneksedik ha. Korum bari değil. Allah. İsyandan iyice beller bükülecek herhalde. Atina'dan şurayı pinleyebilirsek güzel olur. Çıkartma da atıyoruz zaten de. Ha burayı pinle Atina'ya gelmesin. Sovyet'te ne yapacağım diye bir an böyle durakladım, düşündüm. Bakalım umarım vururlar. Tamam orayı da aldı galiba ama yok almamış, almışız sonunda. İyi güzel. Şu an iyiyiz. Sıra Irak'ta. Hemen Irak'a da hızlıca alalım ve direkt line atak verelim. Abi selam, seni izlerken direkt reklamı çıktı. Annem duydu pipimi... Tamamdır. Şimdi alacağımız toprakların hepsini aldık. Suriye elden gitti galiba ya. Umarım Fransızlar buraya destek olur. Buna volunteer atamıyoruz mu? Aha volunteer atabiliyoruz. Bir dakika, Almanları bertaraf etme zamanı. Şurada yardım edelim bunlara. Ne demek daha doktrin gitmedi? Kardeş biz doktrin gitmeyiz. Büyük savaş olmadığı sürece doktrin gidilmez. 500 XP olmadan gidilmez. Aynen öyle. 500 XP olmadan doktrin giden gaydir. Ben gay değilim. Güzel. Güzel güzel paketler attık. Tabi Alman'ın cephede olması da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Da bu cephede pek bir şey sergileyemedik. Burada kes çok mu azdı ya? Aa. Burada kes çok azmış ya chat. Burada kes çok azmış. Atlı güzelmiş ya. Aslında ekonomik. Şu an 1000 tane atlı çıkarabilirim. Tanktan daha OP şu an bizim için. Özellikle bu ekonomide. Bence Türkiye için uygun bir şey at. Evet bence de uygun. Polonya gibi aynı bir de mantıken. Ülkenin gücü de. Ben bir ara bir risk yapalım diyorum ya. Benim kanalda bayağıdır risk dönmüyor. Hem YouTube'da da videosu olur. Ne diyorsunuz? Benzo. Oğlum sen niye büyük harfle Benzo yazıyorsun? Oğuz zaten görüyorum. Aleykümselam Troçevski, hoş geldin. Troçevski. Ülken gidiyor. Benzo. Oğlum siz niye büyük harfle Benzo yazıyorsunuz? Benzo'ya göttenme. Şekerler oğlum, hepimizi şekerler. Lan! Lan! Bir dakika. Buradan Sovyet'in şeyini kısabiliyor muyduk, ben mi yanlış hatırlıyorum? Surrender limitini. Bir dakika, ona bakmam lazım. Ama hatayı almam lazım aynı zamanda. Yayıncılar da iyi kazanıyor mu? Ulan amcık. Asgari ücret olmuş 8 bin lira. Sen hala oradaki 2 bin liraya yayıncılar da iyi kazanıyor lan mı diyorsun? Yoksa çiğ köfte ye. Çiğ köfte yoksa yarramın başı ye. Yarramın başı yoksa lahana ye. Şimdi line atak verme zamanı artık. Yeter. Geldim size burada 2 milyon Sovyet askeri kestim. Karşılığında 280 bin Türk ve Kosak öldü. Yeter arkadaş. Yeter. Bizim de bir sabrımız var. Bu sefer masadan iyi çıktık. Çünkü korumuz vardı oralara. Şimdi hem Hatay'ı alacağız. Hatay'ı aldıktan sonra bir de burada Slavic Unity yapacağız. Tüm topraklar kor olacak. Manpower şu an mükemmel. Şu an iyiyiz. Şöyle Turkish Cossack Empire olarak. Sims 4 karar oyun, karar oyunu değil mi dedim ben. Sims 4 karar oyunu değil miydi ya? Güzel, Hatay'ı aldık. Politik puanımız da geldi. Tamam, herkes buradadır büyük ihtimal. Turkish Cossack Empire'dık. 5 milyon manpower'ımız var. 280 fabrikamız var. 275'e indi tabi ora. Böyle 275 tam. Bakalım kaç olacak Turan'ı kurunca. Abi yine bug'a girmiş Turan. 275 fabrikadan 300 mü olduk cidden Turan'ı korunca? Ama manpower çok arttı. Niye Turan olmuyor ismimiz? Bir kere daha böyle olmuştu. Hop. Olduk mu Turkish Slavic Union? Bir sonraki videoda ne olmasını istiyorsanız Discord'umuzdan
öneri kısmına beni etiketleyip yazabilirsiniz. Onun dışında bu cumartesi, bakın şu an ayın 24'ü bu yayın gerçekleşirken, bu cumartesi bir tane Hoydort multiplayer'i planlıyorum. Bunu da Discord'dan duyuracağız. Eğer katılmak isterseniz ünlem DC yazıp katılabilirsiniz. YouTube'dakiler de açıklama kısmından katılabilir. Evet, Saul Goodman modunu oynayacağım. Mesajını hatırlıyorum. Hepinize iyi geceler. Hepinize iyi akşamlar. Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.